Bazı insanlar vardır. Bulunduğu her iklimi etkiler. Onları dinlemek için can atarsınız. Ülke tarihindeki önemli yapı taşlarına tanıklık etmişlerdir. Anlattıkları adeta sizi büyüler. Tıpkı Maurice Gabay gibi. Şubat 1922'de İstanbul'da doğan Gabay, Cumhuriyet'ten önce doğduğu için kendisini "ben Cumhuriyet'le büyüdüm" diye ifade etmektedir. Doğuşum Büyük Tavuz'dan 6,5 ay evveldi. Yani ben bir Cumhuriyet çocuğuyum, böyle diyebilirim. Benim kuşak da 1922 ile 1930 arasında doğan kuşak 1950'den 80'e kadar bu devletin yönetimini almıştı. Yani benim arkadaşlarımın birkaçı bu devlet yönetimiyle çalışmışlardı ve arkadaşlığımız senelerce devam etmiştir. Onun için ben Cumhuriyeti tümüyle yaşamış olan biriyim. Gabay, çocukluk döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli devrimlerine tanıklık etmiştir. Özellikle ilkokul yılları, harf devrimi, tevhid-i tedrisat, medeni kanun gibi devrimlerin uygulandığı yıllardır. Mesela ben ilkokula girdiğim zaman bizim öğretmenlerimiz yeni Türkçeyi, yani yeni harfleri ancak bir sene evvel öğrenmişlerdi. Benden iki sene evvel okula girmiş arkadaş eski Türkçe yazabiliyordu, okuyabiliyordu. Ben ise benim için ve bütün arkadaşlarım için bu eski harfler büyük bir perdeydi. Okumak da, öğrenmek de çok istenmezdi. Yasak demiyorum, istenmezdi. Eskiden eve gazete gelirdi. Küçüktüm, 5 yaşındaydım, anlayamazdım. Bir gün bir Cumhuriyet gazetesini, Cumhuriyet olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü evde Cumhuriyet okunurdu. Bir tarafı yeni harflerle, bir tarafı da eski harflerle basılmış bir gazete elime geçmiş evde. Okulda Türkçe öğretmenlerimizin çoğu savaş görmüş kişilerdi. Suriye'de yara almış bir hocamız vardı. Sonra tarih öğretmenimiz yazılı kağıtlarımızı zor okurdu. Bunun farkına varmıştık. Çünkü yeni harflerledi. Herkesin bir tür yazısı vardı. Yani zorluk çekerlerdi. Ve düzgün yazın, normal yazın diyordu. Biz de bilmediğimiz bir yere geldiğimiz zaman cümleyi çok kötü yazardık. Okuyamazsın diye. Başka bir hava vardı. Evvela havayı da anlatayım. Daha milliyetçi, zaferden çıkmış bir milletin çocukları olarak yetiştik. Ben oğlum ilkokula gittiği zaman seneler sonra okuma kitabını istedim. Okuyordu ilkokulda. Baktım, kitaba baktım. Normal bir okuma kitabı. Niye baktın baba dedi. Ben sana anlatayım dedi. Benim okuma kitabımın
Kapağında bir asker vardı. Elinde süngü hücuma kalkmıştı. Altında da bir marş vardı. Akdeniz marşı. Akdeniz bana bir yudum su ver. Böyle bitiyordu. Halbuki sizde böyle bir şey yok bugünkü kitaplarda dedim. Mesela ortaokulda ben bir yere bakmadan Yavuz'un resmini çizerdim. Yavuz gemisinin toplarını da yerine koymaya çok dikkat ederdim. Milliyetçi hava vardı okulda. Sonra okul değiştirdim ve bizim ailede iki Türkçe vardı. Küçük kardeşimin konuştuğu Türkçe, biz de öğrendiğimiz Türkçe biraz daha yabancı görünüyordu. Halbuki küçük kardeşim ilkokula girdi, başka dil öğrenmedi. Hep o Türkçe okuya okuya mezun oldu. Bizimle beraber liseye, koleje geldi, Amerikan Koleji'ne. Milli eğitimin okullarına giremedik. Bugün Saint Michel derler. O sınıfta ilkokulu orada okuldum. İki sene sonra ilkokula artık çocuk alınmıyordu. Hele Türk vatandaşı girmesi yasaktı. Yasaklanmıştı ilkokula. Bu okul bir papaz okuluydu. Yani Fransızların klasik papaz okulları. Çok sıkı bir disiplinle yetiştik. Okulun içinde Fransızcadan başka lisan konuşmamız, dil konuşmamız yasaktı. Hemen yakalarlardı. Türkçe bir şey söylesek. Öğrenmek için iyi bir şeydi. Fakat bir sonradan farkına vardım. Koleje geçtim. Babam o sırada artık İngilizceyi öğrenmek lazım dedi. Fransızca artık ölüyor dedi, diyordu. Babam koleji daha önemli buldu. Burada daha büyük bir yerdi. Sonra kütüphanesi var derdi babam. Kütüphane olan yerde okumak en güzel şey ve hatta ben babamın yüzünden kütüphaneci oldum. Ders kitapları bir tarafa koyup kütüphaneden kitap okurdum. Sonra oradaki öğretmenler şaşardı. Hep elinde bir kitap, fakat sınıfın sonuncususun derdi. En fena, en kötü notları sen efendim başka şeyler öğreniyor derdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bayramların resmi bayramlardan bahsediyorum. Resmi bayramda benim için önemliydi. İki önemli resmi bayramımız vardı. 29 Ekim, İstanbul'un kurtuluşu. Bu iki bayramdan neden bahsediyorum? Okuldayken o günler bizim için özeldi. Okul olarak resmi törenlere katılırdık. Taksim'de de resmi gecikte olurdu. Ve hayatımda ilk tankları, ilk topları bu resmi gecikte gördük. Hatta bir resmi gecitte arkadaşlarla beraber geçen tankları saymaya başlamıştık. Aa, bizim 35 tankımız var. En önemli şey Atatürk'ün vefatı. Benim için en önemli gün Dolmabahçe'ne gittiğimiz zaman kolej olarak bütün okul sabah Bebek'ten kalktık. Tramvayla Kabataş'ta indik. Sıraya girdik ve Dolmabahçe'nin içinden girdik. Büyük salonda, en köşede, dipte Atatürk'ün tabutu ve etrafında subaylar, üniformalı kılıçları çekili, böyle hazır ol vaziyette bekliyorlardı, nöbet tutuyorlardı. Onun önünden geçtik, bir şey duyulmuyordu. Bir tek ağlama sesi ve yürüyüş sesleri. Cenaze günü. Babam şeyde, Kabataş'ta, o zaman Kabataş'ta odun depoları vardı. Odunların üstünde böyle annem, teyzelerim, halam, hepsi birden bütün aile sabah 5'te kalkmıştık evde. Yürüyerek şeye geldik, sabahın 6'sında. Cenaze 11'de geçmişti önümüzde. Gabay
İstanbul ve Türkiye'nin hızlı değişim yıllarını en iyi hatırlayanlardandır. Babam ilkokulu bitirdikten sonra Filistin'de bir tarım okuluna yazıldı. Dedem böyle istedi. Git tarım öğren, burada da iş, çok kolay iş bulursun. Babam orada okudu. 4 sene diploması 1899. Babam anlatır. Meslekler bağlıydı birbirine. Mesleği, herkes kendi mesleğini başkasına öğretmezdi. Asortisör diye bir meslek var. Taşları şeye koyan, o asortisör derlerdi. Onu ancak Ermeni yapardı. Meslekler çok kapalıydı. Bahçıvan Arnavut'tu. Arnavut'tan başla bahçıvan. Bandraj olur mu? Mesela Bulgar gördün mü sütçü derdin. Başka şey demezsin. Eskicilik ancak Yahudiler yapardı. Teneke işi. Teneke yapmak, kap yapmak, su deposu yapmak. Bu bir Yahudi mesleğiydi. Kadınlar vardı, şey satarlardı. Ev eşyası, daha ziyade çarşaf, bohçacılar. Bunlar da bir tip kadındı. Başka kadın görmezdin. Rum görmezdin orada. Manifatura, dükkan, küçük dükkan, Rum Ermeniydi. Bakkal Rumdu. Yani Yahudi mahallesinde Rum bakkal vardı. Biz mesela ilk oturduğumuz semt Nişantaş'tı. Oturduğumuz apartmanda soba, kalorifer yoktu, böyle bir şey. Banyo yoktu. Yıl 1920. Ne vardı? Yıkanmıyordu. Millet yıkanıyordu. Dende yıkanıyordu. Bir merkez oda vardı. O her gün orada oturuldu. Orada yeni. Bir gün sobanın yanında, merkez odanın şeyler konur. Duşambala konur yere. Şeyler gelir. Sırayla herkes yıkanırdı orada. Kışın sobada yana sıcak su hazır. Fakat ikinci şey hamam vardı. Pagalt'ta meşhur hamam vardı. Zaten Pagalt'lıya mangaldı denmezdi. Hamam derdi. Herkes mayen günlerde bakardın apartmanın ikinci, üçüncü katı beraber olup bir atla arabaya binip ne nereye gidiyorlar, işte iki numarayla üç numara hamama gidiyor. Kadınlar anlaştı. İşte kadın günü olmalıydı ki çocukları da getirirlerdi. Benim annem yasak etmişti. Çünkü teyzem filan hamama giderler, daha da çocuklar da gelsin. Benim birçok arkadaşım benden büyüktü. Hamama gittik, anlatırlardı artık tabii. Çocuk anlatır. Sonra babam, biz büyüdük biraz, evde bir odayı hamam yaptı. Bizim artık şeyimiz var, banyomuz vardı. 20 sene geçmedi. Kaloriferli apartmana geçmişim. Hem de sıcak su vardı, haftada iki defa. Mesela benim Beyoğlu'nda oturduğum bir apartman vardı. Marten apartmanı, bir Fransız apartmanıydı. İstanbul'daki 19. asırdaki zelzeleden sonra yapılmış depreme karşı apartman, tek Beyoğlu'nda. Sonra elektrik yoktu, gaz vardı. İstanbul'da ilk kurulan şey gaz şebekesiydi. Hava gazı. Hava gazı zaten Zonguldak yakındı. 2 saat, bir gecelik yoldu. Kömür kolay gelirdi. Hava gazı hem Dolmabahçe'de vardı, hem Yedikule'de vardı. Gazhaneye küçükken bronşit olan çocuklar gazhaneye getirilirdi. Bakardın arabalar gelirdi, çocuk, bir süre içinde çocuk gazhanenin içinde gaz koklasın. Benim annem çok gazhaneye getirdi beni. Böyle oturduk orada, hiçbir şey görmezdik. Genellikle İstanbul'da iki hayat vardı. Zenginlerin, yani parası olan iki hayatları vardı. Biri kış hayatı,
biri yaz hayatı. Kış hayatı işte Beyoğlu'nda, Şişli'de, Beyazıt civarında, Lale civarında orada otururlardı. İlkbahar geldi mi ilk şeye gidilirdi, Yeşilköy'e. Gezinti Yeşilköy'e yapılırdı. Ortaokul ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlayan Maurice Gabay, Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı'nda en çok maruz kaldığı acılarına Türkiye'den de olsa tanıklık eder. Evdeyim, babamın kütüphanesi vardı. Kütüphanenin bir köşesinde, yerde bir kitap gördüm. Başında da bir kuru kafa vardı. Aldım, oturdum, okumaya başladım. Babam geldi. Ne okuyorsun? Bu kitabı, tabii size Nazım Hikmet yazıyor. Kaptı. Bu kitabı okuyamazsın. Anlamazsın zaten. Ne okuyacaksın? Bir şey anlamayacak. Bu kitap ortadan kalktı. Bakın Nazım Hikmet ismi kaldı. Sordum, ooo hapis şeydi, komünist. Belki evin önünde 100 defa günde geçerdi. Çünkü Nişantaşı'nda otururduk. O da İpekçilere gelirdi. İpekçiler de babamın arkadaşıydı, iş arkadaşı. O da belki onlardan bulmuştu kitabı. Okuyordu ırkçılık. O zaman ırkçılık mühimdi. Çünkü Hitler'in Almanya'da Yahudi düşmanlığı başlamıştı. Bir tane Yahudi olduğumuz için yani babamla bu ırkçılık nedir? Ancak o kitabı bulmuştu, Nazım Hikmet'in kitabı. Robert Koleji yıllarında tarih öğretmeni Cami Baykurt'un Maurice Gabay'ın karakterinin gelişmesinde ve sol fikre inanmasında çok büyük etkisi olur. Biz Fransız okulunda sınıfın en önüne gelen çocukları, yani en akıllı çocuklar en öne oturturlar. Biraz kötü not almış, yavaş giden arkaya oturturlardı. Ve dersi iyi çalışkan çocuklara anlatırlardı. Onlar da meşgul olurlardı. Amerikan Koleji'nde hocalar gençti. Bütün talebe aynı dersi aynı şekilde herkese anlatmaya çalışırlardı. Ev hayatımızı bile sorarlardı o Amerikalı hocalar. Bir değişiklikti bu benim için. İyi öğrenim yaptım orada. Sonra tabii ortaokula geçtiğimiz zaman kolejde öğretmenlerimiz bambaşka, hele Türkçe öğretmenlerimiz tanınmış kişiler. Mesela tarih öğretmenimiz İstiklal Harbi'ne iştirak etmiş. Hatta bize büyük taarruzu anlatınca yahu iyi dikkat edin. Bu planı yapan benim. Bir yerde amma atıyor derdik. Bu planı, bu taarruz planını yapan benim. Meşhur Büyüklüoğlu'ydu. Yarbay Büyüklüoğlu. Kurmay Atatürk'ün en yakın arkadaşı. Ondan da İstiklal Harbi'ni dinlemek bambaşka bir zevkti. Sonra liseye geçtik. Lisede bizim tarih hocamız bambaşka bir kişi, Cami Bey'in, Cami Baykurt'un ses verişi bambaşkaydı. Sınıfta bir tek ses duymazdınız. Hep onu dinlerdik. Bu tabii birinci mecliste üye, İçişleri Bakanı birinci mecliste. Bir tane onun bize anlattığı İstiklal Harbi, hangi başka bir hocanın anlatacağı, öğreteceği İstiklal Harbi'nden çok farklı olurdu. Hatta ben bütün şeyle dikte gibi bir deftere yazmıştım. Özel bir defter, üstüne de İstiklal Harbi yazmıştım. Ben senelerde saklamıştım. Çünkü çok enteresan şeyler vardı. Bir polis aramasında üzerinde İstiklal Harbi gördüler. Defter gitti, bir daha bulamadım. Çok istedim o defteri, kimse bulamadı. Herhalde önemli gördüler ki vermek istemediler. Beni yetiştiren adam bu hocadır, Cami Bey. Yalnız İstiklal Harbi'ni vermedi,
4 sene boyunca bütün tarih derslerini ondan aldık. Haftada 2 kez verdiği o ders benim için en önemli derslerdi. Benim kişiliğimin yetişmesinde çok büyük beti vardı. Tabii kolejden çıktıktan sonra ölümüne kadar yanından ayrılmadım. En zor durumda evine gidip rahatsız ederdim veyahut konuşurduk. Saatlerce konuşurduk. Bana her şeyi açık açık anlatırdı. Kolejde başkaydı. Arkadaşlar kısmı memleketin idaresinde sözü olan babaların çocuklarıydı. Mesela benim en yakın arkadaşım ve en çok kavga ettiğim Altemur Kılıç, o zaman Demir Kılıç'tı ismi, Ali Kılıç'ın oğluydu. Hatta senelerce o bana, ben ona faşist derdim, o bana komünist derdi. 14 yaşından beri. Bu da Birleşmiş Milletler'de sefirdi. Ben de Birleşmiş Milletler'de memurdum. Birleşmiş Milletler'de Türk sefiriyken onu ziyarete gittim. Böyle oturduk. Misafirleri geldi. Gelen misafirlere bir dakika derdi, size komünist arkadaşımı. Komünist arkadaşım Boris Kabay. Birinci, ikinci, üçüncü bir genç şeydi, mimardı. Bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sonra döndü, işte bir dakika dedi, komünist arkadaşım Boris dedi. Adam bana baktı, nasılsın başkanım dedi, elimi tuttu. O da bizim İşçi Partisi'nden, nasılsın başkanım dedi, elinden tuttu. O bizim arkadaşlar arasında da en büyük, buluştuğumuz zaman en çok bu hikaye anlatılır. Üniversiteye başladığı yıllarda artık bir şeyler yapmak gerekir anlayışıyla Şefik Hüsnü'nün kurduğu Türkiye Sosyalist, Emekçi ve Köylü Partisi'ne yakın olan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin kuruluşunda bizzat rol alır. Bu süreçte yeni arkadaşlar, dostlar, yoldaşlar edinir ve onlarla birlikte Hür Gençlik Gazetesi'ni çıkarırlar. Ardından gözaltılar ve tutuklamalar başlar. Dernekten de ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Derneğin o sıralarda birçok çalışmaları vardı. İlk çalışmaları Nazım Hikmet'in hapishaneden çıkması için annesiyle beraber başlatılan bir kampanya vardı. İmza kampanyası. İmza kampanyası. Ben tabii Nazım'a yardım etmeyeyim için bu işlere artık karışamadım. Belki gizli olarak Nazım'a yardım ediyordum. Onun için fazla karışmadım. Fakat birdenbire vakıfta tefkikten başlamıştı. Ansızın bana geldi polis. Benden uzun bir ifade aldılar. Genel bir karar alındı. Evimizi birden tefkif ettiler. Yani artık dernekte 5-10 gün kalmış arkadaşlar bile piyango gibi yakalanmış olduk. Hepimiz buluştuk. O sırada hapse girdiğimiz zaman bizi karşılayanlar arasında, çünkü benden evvel yakalanmış olan o sıradaki yönetim kurulunun birkaç üyesiydi. Onlar benimle çalıştıkları için onları tanıyordum. Onlarla beraber Aziz Nesin'le karşı karşıya geldik. Epeyce arkadaş olduk. Daha rahat geçti şeyimiz onun da. O sırada Aziz Nesin'in birkaç tane mahkumiyeti vardı. Sonra ben bir ay, iki ay kadar kaldım. Çıktığımda ayrıldık. Şeyle Aziz Nesin'le bir iki yıl sonra daha yakın arkadaş olduk. Çünkü o da dışarıdaydı. Ben de askerliğimi bitirmiştim. Eğer cumartesi günü öğlenden sonra birkaç arkadaşla onun yazıhanesinde toplanırdık. O da o gün yazdığı hikayelerin çoğunu bize okurdu. Bursa cezaevi yıllarında Nazım Hikmet ve arkadaşları kumaş dokumaktadırlar.
Bir kişi aracılığıyla bu kumaşlar Maurice Gabay'a ulaştırılır. Gabay büyük bir heyecanla sattığı kumaşların gelirini yine aynı heyecanla Nazım Hikmet'e ulaştırır. Nazım Hikmet komünist. Onu duyduk. Okulda sordum ben birisine. Peki bu Nazım Hikmet? Bir arkadaşa, o zaman 7. sınıftaydım. Bu Nazım Hikmet ne biçim adam? Anlatayım sana dedi. Bu arkadaş da 20 sene sonra komünistlikten şey yedi, 70 senesinde hapse girdi. Ben sana söyleyeyim. Nazım Hikmet gelir böyle, seni görür, karşıla de, dur de, aç de cüzdanını, o da cüzdanını açar, say parayı da, senin para, o da parasını sayar, ondan sonra birleşir, yarısını sana verir, yarısını o alır. Komünizm bu demiş. Yani ilk komünizmi böyle anlattılar. Geleceksin, bulacaksın. Fazla bir şey yoktu. Gidip de babana soramazdın komünizmde. Bir de dayak yerdin. Nazım Hikmet hapiste. O sırada ben sormuştum hocaya. Hapiste mi? Evet. Hapiste. Fazla düşünme. Peki bir müddet geçti. Edebiyat hocamız, başka bir arkadaş, Nazım Hikmet'i tanıdınız mı? Evet dedi, oğlunu, üvey oğlunu kaydetmek için koleje gelmişti ve orada uzun müddet konuştuk dedi. Edebiyat falan konuştuk dedi. Sonra öğrendim ki Tuna, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun oğlu, sınıf arkadaşımdı beraber. Onunla çok samimiydik. Evine gitmiştik. Anladım ki konuşmalardan şeyin Nazım'ın eviydi. Nazım hapisteydi. Karısı oradaydı. Zaten karısı Tuna'nın da akrabası oluyordu. Andesir'in akrabası oluyordu. Kolejdeydik, o zaman Ecevit'te aynı sınıftaydık. Bir gün Tuna bir kağıtla geldi. Gizli, böyle sarılmış ve bu oradan geliyor dedi. Ne? Şiir. Ecevit de vardı, o da okudu. Sırayla okuttu bize. Ama sus derdi, kimse bilmez. Ayda bir böyle bir kağıt gelir. Bazen öğretmene de gösterilirdi. O öğretmen alırdı, koyardı cebine, bir daha görmezdik o şiiri. Tuna kopya ediyordu bunları. Zaten Tuna'nın da kuzeni Mehmet Fuat'tı. Mehmet Fuat da Nazım'ın üvey oğluydu. Ve bu şiirle annesine gönderiyordu, annesi de oğluna veriyordu. Çünkü Mehmet Fuat bir devi sekreteri olmuştu. Nazım'ın bütün şiirlerini, gelen şiirlerini sıraya koyuyordu. Bir devi katibi. Seneler geçti böyle. Arada sırada geliyordu. Bir gün şey geldi. Dedim, var mı? Böyle dedi, yanıma oturdu. Var mı? Var dedi ama başka şey dedi. Bir kumaş parçası gösterdi. Bu ne dedi? O da Nazım dokuduğu kumaş. Bursa cezaevinde. Ne? İşte bunu satmak lazım. Eskiden satış olurdu. Şimdi daha iyi yapıyor. Daha iyi müşteri bulmak lazım. Annem istiyor. Sen uğraşacaksın. Evet annem istiyor ama bu çok gizli olması lazım. Kimse bilmemesi. Sen, ben ve benim kim olduğumu, ismimi kimse bilmemesi. Yapacağım. Ama bir sen bileceksin, bir ben bileceğim. Hesabı da kiminle göreceğim? Oradan gelen adamla göreceksin. O zaman olur dedim.
oradan gelen muhakkak polistir. Çünkü bir taraftan da biliyordum ki Nazım'ın hapishanede özel bir durum vardı. Şey, hanımı görmeye geldiği zaman hanımla şeyde, hapishanede buluşmaz, otelde buluşuyordu. İzin verirlerdi, otele giderdi. Karısıyla otelde, işte otelde, lokantada beraber yerlerdi. Kimse görmedi. Herkes biliyor, kimse bir şey demiyor. Öyle bir durum vardı. Maçlar geldi, baktım, bunlarda dokunma. Buna apre lazım, yıkamak lazım bu kumaşı. Yıkadıktan sonra bir üzerinde silindirden geçmesi lazım. Tabii iplik. O dedim filan, bu kumaşı kadınların giydiği siyah palto olabilir, manto. O fikir de yapılmış dedim. Gittik, boyahaneyle anlaştık. Kumaşı verdik, para da verdik o zaman bize. Tabii hesap fatura aldık. Bir Bösevi hanım vardı, Gürcü. O geldi baktı, aa iyidir dedi. Yani şu kadar palto oldu. Pazarlık yaptık, parayı verdi. Ben faturasını koydum, paramı çektim. Orada iyice bir para vardı. Kumaşı kaça aldı, ipliği kaça aldı bilmiyordum. Adam geldi, sardı, gitti. Sonra iki hafta, üç hafta sonra geldi, aynı şeyi getirdi. Ben de gittim, aynı şekilde yaptım, yine sattım, geldi parasını aldı. Fazla bir şey konuşmamız olmadı. Adam gelir, malı getirdim, peki al da işte hesabı, al faturayı, al şu parayı derdim. Para kazanmasın. Bir gün geldi, boya istedi benden. Gittik, bulduk, verdik. Kalba şey için istemiştim. Arabanın ve kendisi için. Resim yaparlardı. Sonra uzun bir zaman geçti. Geldi adam, iplik bulamadık dedi. Gitti, iplik buldu. Kendisi ödesi, parayı ödedi. Gitti, yaptılar, getirdiler. Bir baktım, aldı iplik fakat iplik renkten bozulmuş. Dedim, şimdi bunu boyayacağız. Bunun altından ne çıkacak bilmiyorum. Boya parası da vereceğiz dedim. Neyse girdim buna. Kurtardık fakat onlar zarar etti. Sonra bir yaptık. Birdenbire kesildi. Duydum ki bizim dernek ve bir takım gençler Nazım'ı hapisten kurtarmak için şeye başlamışlar. Nümayişlere anneleriyle, Nazım'ın annesiyle üvey oğlunu gördüm. Ne oluyor? İşte Nazım'ı kurtarmak için şeye başladılar. İplik işi dedim, gelmediler. Bunu dedim, birkaç gün sonra yeni kumaş geldi. Nasıl oldu? Nazım hastanede dedim. Kim yapıyor bunu? Biz yapıyoruz. Yine Nazım'ın parası var dedi. Peki dedim, iyi yapılmıştı. Verdim, satmak istedim. Dur bakalım haber gelsin oradan. Fiyatı da söyleyeyim, kaybetmesinler. Kimse gelmedi. Haftalarca kaldı o adama. Mehmet Fuat'ı aradım, Mehmet Fuat gelmedi bile. Lan ne yapalım, bir gün bir kadın geldi. Bir de benim kardeşim oldu, Nazım'ın arkadaşı. Zaten işi beraber yapıyorlardı. Ben gösterdim, boya parası. Ben bunu satmadım, sizi bekliyordum. Yok ben sattım dedi. Kapattık hesabı. Bir gün Nazım çıktı, kurtuldu. Hemen şeyi gördüm, Mehmet Fuat'ı. Tebrik ettim, öyle bir sert söyledi. Ulan dedi, bu herif evde annemi onun döşeğini hazırlıyordu. Gitti başka bir kadın, hem de bu kadını hamile bıraktı. Şimdi bu hanım Münevver Hanım. Ben seni gördüm, sizin evde zannettim dedim. Gelebilir miyim diyecektim. Hanına giderse, bana böyle Mehmet Fuat sert bir yanına gidersen görmeye,
bir daha evimize ayağını basamazsın dedi. Neler geçti. Tükenden dönüyordum. 53'ü 54'de bağlayan gece. Dündar'a yılbaşına gel bizde geçir dedi. Gittim. Dündar bir alt kat daha bakan bir penceresi vardı. Otururken biri geldi cama vurdu. Dündar açtı. Dedi ablaya söyle. Bu geceyi kahvede geçireceğiz. Gitmeden evvel sabah haber versin de beraber gidelim. Demek ki Bünevve Hanım'ı gece gündüz bu takip eden polis vardı. Fakat öyle olmuştu ki çocuk okula giderdi, Nazım'ın oğlu. Kadın bakardı ki gidemiyordu, polisi çağırdı. Ya şunu bir okula bak derdi. Onlar da iki de bir de, abla biz çıkıyoruz. Sen evde misin? Evet evdeyim, peki. Çıkmayacağım. Allah polisler bir gün sonra gelirdi. Böyle bir şey. Kadınlar o gün, hemen böyle bir şey olunca, ha dedi, hemen şey, Münevver dedi. Münevver geldi. Ya unuttum. Nazım'ın otağıyı da seni tanıştırayım. Kadını kim, Morris mi dedi. Gördüm onu, konuştuk dedi. Evet dedim, konuştum ama Nazım'ın karısı olduğunu bilmiyordum. Arkadaş olduk. Morris Kabay'ı 1990'lı yıllarda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın saymanı olarak tanıdım. Daha önce tanımıyordum. Fakat tanıdıkça gördüm ki sanki bir arkeolojik kazıymışçasına kazdıkça derinleşen, zenginleşen bir hayatı olduğunu gördüm. Önce işte Türkiye İşçi Partisi ve Mehmet Ali Aybar'ın çok yakın olduğunu, sonra Birleşmiş Milletler'de, Dünya Tarım Örgütü'nde, Afrika'da yıllarca müthiş çalışmalar yaptığını, bütün bunların ötesinde asıl benim için onu böyle efsane bir kişiliğe dönüştüren yanı ise Nazım Hikmet'le ilişkisi oldu. Hepimiz biliriz Nazım Hikmet'in işte Bursa cezaevi yıllarında dokumacılık yaptığını, kumaşlar dokuduğunu, mektuplarında vardır. İşte Piraye'ye yazdığında işte kumaşlarımı sattım, 15 lira geçti elime, 5'ini sana gönderiyorum, 5'ini Kemal Tahir'e gönderiyorum, 5'ini kendime ayırıyorum diye. Meğer o kumaşları Kapalı Çarşı'da bizim Morris abi satarmış o yıllarda. Bu ilişki bana inanılmaz şiirsel görünmüştür hep öğrendiğimden beri. Ki kendisini etkileyen en önemli olaylardan biri de Rusya'daki mahkeme yıllarıdır. Senelerinde beni en çok etkileyen 1936'da Moskova'daki mahkemeler. Bu mahkemelerin bütün teferruatı Beyoğlu'nda kitapçılarda bulmak mümkündü. Ben de bu mahkemelerin şeylerini, Fransızcalarını alırdım, okurdum. Wyszynski, meşhur şeydi o zaman, savcı. Orada işte bu Truskistlerin, ötekilerin konuşmaları, şeyleri, hepsi de suçu kabul ediyordu. Hepsi de bir kısmı öldürülüyordu. Kabay, 6-7 Eylül olaylarının da canlı bir tanığıdır. 6-7 Eylül olayları, ben çalışıyordum, işimdeydim. Bir tüccarın yanında çalışan benden bir kağıt almaya geldi. Birdenbire bir gazete çıkardı. Bak dedi, Selanik'te Atatürk'ün evine bomba koyuldu. Patladı. Ev yıkıldı. Ya o kadar çabuk gitme. Haberleri dinledik. Böyle bir şey yoktu. Öğlenleyin dedim. Yok yok, şimdi söyledi. Dışarısı karıştı dedi. Ben de kalktım gittim. Baktım herkes koşuyor sağa sola.
bir heyecan vardı. Ay dedim, dur bakalım dedim. Taksim'e gittim. Bu sırada Mısır'dan halam gelmişti kocasıyla. Halama gittim, görme otele. Dedim, kocam nerede dedi. Kocam bana gelmedi dedim, geziyor dedim. Hemen gelmesi lazım. Ne var? Çok fena olacak. Nereden biliyorsun hala fena olacak? Bak ben bilirim, ben Mısır'da oturuyorum dedi. Kayere'de oturuyorum. Bu işlerin nasıl patladığını ben gayet iyi bilirim dedi. Hakikaten hemen eve git dedi. Eve gittim, hakikaten karşıdaki bakkalı yıkarken şahit oldum. Ya bakalım bakkalıdaki yıkan kısım, öğlenleyin bakkalda yemek yiyen inşaat işçileriydi. Yani bana tuhaf geldi, işte bekledik birkaç saat, sonra bir baktım bir manga asker geçiyor. Ben de eşime dedim, bitti bu iş, bak askerler geliyor. Türkiye İşçi Partisi kurulduktan sonra Mehmet Ali Aybar'ın teşvikiyle partiye katılan Maurice Kabay, partinin her kademesinde görev alır. Partide geçirdiği yılları yaşamımın en güzel yılları diye nitelendirir. Mehmet Ali Aybar'la gitmiştim, konuşmuştuk. Ne olacak bundan sonra? Bekleyelim, daha siyasete bir sene, bir 6-7 ay siyaset yasaktı yani. Partiyle konuşmuyordu. Bir de baktık, partiyle kurulabilecek. Ve bunların arasında da bir işçi partisi kuruldu. Ben ilk listeye baktığım zaman tanıdığım bir tek kişi yoktu kurucular arasında. Hepsi sendikacı. Enteresan bir şeydir dedim. Çünkü şimdiye kadar işçinin bu işe karıştığı yoktu. İşçi partisi olurdu, sosyalist partisi olurdu. Bir aydındı kuran. Çok eskiden beri bu işlerle ilişkisi olan eski bir solcu, eski bir komünist kurabilirdi. Fakat bu sefer kurucular arasında böyle ki kişi yoktu. Tanınmış sendikacılar. Bir gün de bir haber geldi. Mehmet Ali Aybar başkan seçilmiş. Hay Allah dedik. İlk defa tanınmış bir kişiyi alıyordu. Nihat vardı. Nihat Sargın. Onunla hep görüşüyorduk. Bir gün evine gittim. Mehmet Ali bir partiye girdi. Evet, ben de girdim dedi. Aa dedim, o zaman ben de girmeliyim dedim. Yok sen girme dedi. Senin anayasa hakları koruma derneği kuruldu. Sen oraya git dedi. Mehmet Ali Bey de orada, ben de oradayım dedi. Gittim. Hep avukat dolu. Melih de, o da orada. İyi ki geldin dedi. Ne yapacağız? İşte bunları tartışacağız. Anayasayı koruma şeyi. Bir gün onların bir toplantısı var. Ben toplantıya giderken sokakta büyük bir de gösteri vardı. Şeye yaklaştım. Derneğe. Derneğin penceresinden. Üçüncü katta. Bütün arkadaşlar pencereden baktı. Yo ben kendim dedim, siz aşağıda olmalısınız. Bir şey demedim. Dedim bunda da iş yok. Bir gün Mehmet Ali Bey'le konuşurken ya şu şeye işine bakmalı. Para işine bakmalı dedi bana. Sen gitsene partiye dedi. Ne bekliyorsun dedi bana. Peki gireyim. Ertesi gün girdim. Girer girmez de falan verilmeye başladı. Öyle bir şey oldu ki artık işe de bakamadık. Nihat'la beraber iki sene teşkilatla uğraştık. Sonra seçim olacaktı. Bizim de o sırada partinin tek amacı yapılacak ilk seçime girmek. Seçime girdiğimiz için konuşma imkanımız olacaktı. İkincisi meclise bir veya iki kişi soksak bizim için yeterliydi dedik. Çünkü artık konuşabileceğiz. Basın bizi tutmadı. Biz birkaç tane bildirimiz çıkardı günde. Ben kendim dağıtırdım. Bütün gidip gazetelere, sonra ertesi sabah gazeteleri toplardım. O bildiriden bir tek kelime göremezdik ilk zamanla. Fakat bizim tabii programa başladık, teorik.
çalışmana başlayınca daima baştan başlamaz anlaşmazlık vardı. Fakat Zarzo iyi bir program hazırlayabildik. Ve bu program dağıtıldıktan sonra bizden daha fazla bahsetmeye başladı. Bilhassa gerici gazeteler tanınan bir yazar bizi methediyordu. Program dedi. Belli ki çalışılmış bir program. Artık dedi, tutunduk artık dedi. Bir yerde demir attık, demir yemeği tutmaya başladı. Artık dibi takamıyor. Arkadan bir gün duyduk ki bir toplantıda Mehmet Ali Bey anlatıyordu. Yanına zamanın İçişleri Bakanı geldi oturdu. O sırada da yeni seçim kanunu çıkmıştı. Kalan oylar da sayılacaktı. Konuşurken yeni seçim kanunundan bahsetti. İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey. Ve arkadan da siz çok iyi çalışıyorsunuz dedi. Bu seçim şeyiyle siz mecliste en az 15 yıl sokarsınız. Tabii bu teknik bir adamın ön gözüydü. O sırada birçok şey olacaktı. Boş yerler olacaktı. O da biz tayin edecektik. Neticede 16 ilde tam teşkilatlıydık. Seçime girdik. Radyo konuşmaları büyük bir etki. Hani ortayı karıştırdık. Bilhassa genel sekreterin Orhan Bey'in konuşması çok büyük. Yani o konuşurken savcılığa telefon eden vardı. Bu komünist konuşuyor efendim. Böyle o konuşurken ihbar ediyorlardı. 1960'lı yıllar ülkemizin yaşamında rüya gibi zamanlardı. Türkiye İşçi Partisi'nin varlığı, 1961 Anayasası, gençlik hareketleri, içinde olmakla mutluluk duyduğum gençlik hareketleri hayatımızı güzelleştirmişti, olağanüstü mutluluklar yaşatmıştı bize o yıllar. Maurice Kabay o yılların yıldızlarından biridir. Gerçekten büyük bir alçak gönüllülükle Türkiye'nin kurtuluş savaşımına, yaşamına adamış ve o günlerden bugünlere inançla, yıkılmazlıkla, en sağlam, en insanca, en alçak gönüllü bir duruşla gelebilmiş bir abimiz, bir dostumuz, bir yoldaşımızdır. Ticaret hayatının zirve yaptığı yıllarda hükümetin aldığı bir kararla iflasın eşiğine gelen Maurice Kabay o dönemin sonunda işini değiştirmeye karar verir. Keçi derisi ihraç ederdim. Keçi derisi ve bütün koyun derileri ve büyük hayvanların da derileri ihracı yasak. Çünkü çok ciddi bir hastalık çıktı. Bu hastalığın yüzünden ihraç edemedik. Ve ben çok büyük bir borca düştüm. Çünkü eldeki malı ihraç etmek için çok zarar ettim. Ve birdenbire meslek değiştirmeye karar verdim. Böyle bir karar da zor alınır. Ben patronken birdenbire işçi oldum. Bir gün tesadüfen de bir ilana rastladım. Müracaat ettim. Bir hafta sonra bana koca bir dosya geldi. Açtım. Oho, benden bütün hayatımı istiyorlardı. Baktım Birleşmiş Milletler. Nerede doğdum, nerede okudum, hangi okul, aldığım dereceler, ondan sonra ortaokul, lise, üniversite, hepsini olduğu gibi yazdım. Baktım başka bir yer açtım, ah, okuduğunuz gazeteler, yazı yazdığınız gazeteler, listesini verir misiniz? Yazdım. Hiç çekinmeden, arkadan en sonunda mensup olduğunuz parti var mı? Onun burada da yok demek var, yalandı. Olduğu gibi yazdım. Kendi bunları sıralarken, vallahi kovulmak için her şeyi yazıyorsun dedim. Ben de kendim her şeyi yazarsam, ben de rahat ederim. İç olma, alınmadım diye elimde bir şey var. Gönderdim, gittim.
Sonra adres yazıla baktım. Pendik'te devletin bir hayvan hastalıklarını araştıran meşhur Pendik'teki hayvan hastalıkları hastanesi. Bir enstitüydü. O dedi, bu devlet artık hiç bu yaştan sonra 41 yaşında yanaşmaz abiyle. Gönderdim. Telefon geldi bir gün sonra. Gelir misiniz? Görüşmek istiyoruz. Gittim. Baktım. Sordum. Nerede bu? Enstitü içinde bir koyun ve keçi hastalıkları araştırma projesi. Birleşmiş Milletler. Beni birisi karşıladı. Evlat Türkçe karşıladı. Oturduk. Hemen İngilizce başladı. Bir yarım saat geçti. Şeylerime bakıyorum. Fransız okulu, Amerikan okulu, üniversite. Birdenbire Fransızca çevirdi konuşmayı. Arkadan baktı Türkçe. Sordum milliyeti neydi? Afganlı. Böyle düşünürken ha dedim, kabul ettim demeden. Baktım bir isim, Fransız kadın ismi. Gel dedi İngilizce. Gabayı hastaneye gönderdi. Ya bu dedim, benim hastane işi kabul etmediği için deli hastane için mi böyle? Sonra kıza sordum, ne hastanesi bu? Dedi, efendim alınan kişiler alınmadan evvel muayene edilirler. Doktora gidiyoruz, doktor sizi muayene edecek. Doktor muayene ettikten sonra tebrik eder beni. Şeş kısmına seçildiniz dedi. Aybar'ın kültürel ve hukuk alanındaki barışçı dünya çapındaki eylemlerinin bir izdüşümü gibi Maurice Gabay'ın da seçimi dünya insan ülkelerine ve özellikle en yoksullar bölgesindeki insanlara dönük olarak Birleşmiş Milletler Projesi'nde çalışmayı seçmesi bir karakter davranışı, tipik bir örnek. Çok da mutlu o çalışmalarından ve orada yaptıklarından. Gerçekten dünyanın en ezilmişlerinin, en yoksulları, en yoksulların içinde yıllarla aralarında dolaşarak ve aralarında onların insan haklarına ilişkin bütün sorunlarda yol gösterici olmak gibi bir işlevi var. Birazcık bana Iona Kucuradi'yi de anımsatır. Dünya Felsefe Birliği çalışmaları zaten insanlık adına en önemli çalışmalardır. O da çok uzun soluklu Felsefe Birliği Başkanlığı'ndaki bilimsel çalışmalarıyla Gabay'ın insani değerler üzerinden Birleşmiş Milletler çalışmaları arasında çok büyük bir paralellik görüyorum. Ve çok emek verilmiş ve de dünyaya bir insanlık adına örnek oluşturmuş çalışmalar. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Gıda Örgütü'nün bir projesinde görev alır ve Afrika'ya gider. Teklif Yemen, bir Aden'de, Aden onun limanı var. Ona yakın bir liman. Orada bir su projesi var. Gider misin? Ona dedim, Arap memleketi. Bir Mısırlı vardı. Deli misin dedi. Yemen'e gidiyoruz. Bizim ordu kaç ölü verdi orada biliyor musun? Yemen. Ne kadar ölü verdik biz sen? Gitme. Ben dedim, teklif ettiler. Hayır desem, bir daha bakmazlar. Ben yazdım. Yalnız orada bulunan bir şey başka bir adama yazdım. Bak dedim, benim adım Gabay, Maurice Gabay. Bu tipik İbranice bir meslektir. Gabay bir meslektir. Şimdi bunu Araplar görse olmaz diyecekler. Niye olmaz? Onun için olmaz diyecekler. Kalmadı birkaç gün, Mısır iptal. Zaten orada şey vardı. Harp vardı. Senegal, Çad. Sorduk, kabul eder misin? Senegal, Çad, Fransızca konuşurlar. Resmi dil Fransızca. Yazım da var, konuşmam da var. Fransız gibi yazarım dedim. Gideyim. Oğlumu çağırdım. Haritayı açtık. Tam Afrika'nın göbeği. Sordum birisine. Afrika'ya gitmiş. İngilizlerin birisine demiş. Bu biraz daha geridir. Senegal değil. Orada Senegal dedim, Paris'tir dedim.
Halk da Fransızca konuşur, polis de konuşur, asker de konuşur. Ben oraya da bağlı olacağım dedi. Ben giderim. Ben şeyde yaptılar, gittik. Çad'a geldim, biliyordum, okurdum. En geri kalmış, en son. Çad, Afrika'nın tam ortasında. Şimdi İngiliz'e doğudan geldiler, yerleştiler Sudan'a. Fransızlar geldiler, Mali'ye yerleştiler. İkisi de merkeze doğru gidiyor. İngiliz ve Fransız. Bunlar bir yerde çatışacak. Fakat masada paylaştılar. Birçok Afrika ülkesini gezen Maurice Kabay, emekli olduktan sonra ülkesine döner. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın kuruluş heyetine dahil olur. Bir müddet sonra yönetimde genel sayman olarak göreve devam eder. Maurice Kabay biliyorsunuz Nazım Hikmet Vakfı ile artık özdeşleşmiş bir isim. Bu yıl biz vakfın 30 hatta 30 buçuk diyeyim yılını kutluyoruz. Maurice Bey de bu vakfın kuruluşunda girişim kurulu üyesi olarak yer alan bir isimdi biz. Demek ki 30 yıl geriye gidersek 70 yaşından beri başladığı bir çalışma bu vakıf çalışması onun açısından. Yönetim kuruluna sanıyorum birkaç yıl sonra girdi. 94-95 olabilir. Ve bizim saymanımız olarak girdi ki onun bir Türkiye İşçi Partisi döneminde saymanlık dönemi vardır o tecrübesiyle. Vakfın bütün mali işlerini üzerine aldı. Ve bugüne kadar da hala da saymanımız. Ne yazık ki sevgili Kabay'ı biraz geç tanıdım. Bu benim şanssızlığım. Ama yaklaşık 10 yıldan fazladır Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı'nın yönetim kurulunda birlikteyiz. Vakfımızın kuruluşunda da vardı tabii ki Kabay ve bugüne kadar da bizim vazgeçilmezimiz olmuştur. Önde gelen bir değerimizdir açıkçası ve ilerici devrimci hareketin de çok önemli bir unsurudur. Vallıyla bu 100. yaşına gelene kadar son derece ilkeli ve onurlu bir biçimde yaşamıştır. Ve gerçekten bizlere örnek olmuştur ve ondan çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Ona sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ben Maurice abiyi yönetim kurulunda tanıdım. İçimizde yaşı en büyük olmasına rağmen en disiplinli şekilde toplantılara gelen, alçak gönüllülüğün timsali olan, yaptıklarından hiçbir zaman övünmeyip tam tersine sadece mutlu olan çok hoş bir kişilikti. Yani kişiliği hakkında herhalde herkes bir sürü şey anlatacaktır geçmişe hayatıyla ilgili. Yani benim ona söyleyebileceğim şey galiba sol dünya görüşünün gerçek özümlenmesinin bir örneğidir Maurice abi bizde. Ve bunu yani yıllar içinde biriktirerek, damıtarak getirmiştir. Maurice Kabay'ı çok genç yaşlardan beri Türkiye'nin toplumsal tarihini öğrendiğim andan başlayarak bu ülkenin eski tüfeklerinden biri olarak tanıdım. Ama son 30 yıldır, hatta belki 31-32 yıldır Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın içinde kuruluşundan günümüze en genç çalışma arkadaşım olarak tanıyorum. Onunla bu 30 yıl içinde omuz omuza, kol kola, yumruk yumruğa, yan yana, sarmaş dolaş bir biçimde harika bir uyum içinde çalıştık. Düşüncesinin berraklığı, gönlünün büyüklüğü, vicdanının sağlamlığı, adalet tutkusu, hak tutkusu her zaman bana örnek oldu. Önemli günlerini, yani bir asır içinde geçen önemli günlerini anlattım. 70 yaşında olsaydım da aynı şeyleri anlatırdım. Çünkü bir devamdı geçirdiğim hayat. Çok şey anlatabilirdim, daha fazla şeyler. Onlara tabii
Vakit yoktu, sizi de çok yorardım. Siz de yoruldunuz. Bir asrı deviren Maurice Gabay, şimdilerde evinde huzurlu bir hayat sürmektedir.